Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Tesifli. Posta kutusu. Ay posta kodu. Dur durun. Aman be. 400 puan değerinde. 5900 kasa. Yavrucacık. Yavrucuk. Yavrucacık. Yavrucağız. 800 puan değerinde. 900 puan değerinde. Tek bir kelime. Hiç korkmayın, 800 puan gelecek. Eğitsel kol. Kooperatifçilik ticareti öğrenir. Onur kolu ispiyonculuğu öğrenir. Bu tip kelime. Son 4 soruda 12 harf alabilecek durumdasınız. Almayacağım diye. Hayır, işte almayacağım. Tünelin sonundaki ışık. Hadi inşallah. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Son yarışmacımız İrem Hanım'la birlikteyiz. Tarihsizlik devam ediyor. İrem Hanım'ın gözüne bir şey saplandı. Çıkartamıyoruz. Evet ama şimdi daha iyiyim. Galiba Burhan Bey'in nazarı. Olabilir. Yani çünkü zannediyorum ki fark ettiyseniz de peşin satan gibi oturuyor orada. 6700 puanı almış. Bir şeyler yaptı. Yani çünkü Nilgün Hanım arka tarafta kendi soruları hariç bütün sorulara cevap verdi. Hiç harf almadan. Ezgi Hanım ne yazık ki soruları göremediği için efendim istediği sonuçlara ulaşamadı. Korhan Bey, bel bağladık Korhan Bey'e. O da olmadı. Süreyi kötü kullandık. Son sorumuzu göremedik bile neredeyse ki çok yüksek puanlara çıkabilirdi kendisi. Bu bir şanstır. Vallahi bir şanstır. 6700 puan demek 31 tane harf alabilirsiniz demek. Alın da. Sizden sonra yarışacak kimse yok efendim. Sakin sakin yarışın. Tamam. 6700 puanı yakalayalım. Üzerine 8 saniye arttıralım. Hevesi kursağında kalsın bu kanalı. Anlaştık mı? Anlaştık, tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Gelsin o zaman. 4 harfli bir kelime işte şöyle sorulmuş. Diyor ki bir zanaatı gereğince öğrenmiş ve kendi başına yapabilecek durumda olan kimse. Harf alayım. Buyurun. Usta. Usta 300 puan değerinde. Gözleri yaşararak cevap veriyor İrem Hanım. Yazık. Gelsin ikinci soru. Ne yazık ki bu şanssız bir soru ama harf alabilirsiniz. Tamam. Sıkıntı yok. Asker okay. jargonundan geliyor. Buyurun. Asker jargonunda alt devre erlerin iki üst devreleri için kullandıkları bir unvan. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Böyle askerde bir aile olursunuz. Devrenizle, alt devrenizle. Her ailede olduğu harf alacağım. Gibi bir hiyerarşi vardır. Dede. Üst devreye dede derler. 100 puan da yerindedir. Ama yani. Nasıl ama yani? Bunu bilmemem normal. Bu, ya tamam normal işte 3 harf alırız tüme varırız. Jargonda iddialıydım ama. Jargon derken argoda iddialıydınız. Başka argo yok ne yazık ki. Hadi ya, buyurun tamam. 5 harfli cevapları. Tek bir kelime şöyle sorulmuş. Diyor ki kişinin iç dünyası yönünden anlamında kullanılan bir söz. Kişinin iç dünyası yönünden. Arapça kökenli bir söz. Harf alayım. Buyurun. Manen mi? Bana harf alayım. Manen. İşte o kadar. 300 puan daha 700 yaptı kasayı. Batı dillerinden dilimize girmiş bir kelime. Bakın okay. mesela bu da bir erkek yarışmacıya gelseydi sıkıntı yaratabilecek bir kelimeydi. Ne güzel size denk gelmiş. Tamam. Hadi gelsin. Küpe broş gibi takılarda da bulunan yaylı kıskaçların yabancı kökenli adı. Harf alayım. Harf alayım. Hani bu iğneli değildir de. Klips. Klipslidir. 300 puan değerindedir. 1000 oldu kasa. Sakin sakin. Tamam. Harfimizi alarak, tadını çıkararak. Okay. Arapça kökenli bir kelime, unutulmuş bir kelime değil efendim. Hmm. Mesela manenden daha yaygın kullanılır hali hazırda. Şöyle de sorulmuştur. Güç, erk, erke, iktidar. Bu anlamlarda bir söz. Harf alayım. Buyurun. Kudret. Kudret. 500 puan değerinde. 1500 kasa. 6 harfli tek bir kelime. Hadi gelsin.
Yine batı kökenli bir söz bu. Perde asmaya yarayan metal veya plastikten yapılan araç. Neydi? Neydi? Harf alayım. Harf alalım. Harf alayım. Bir tane daha alalım. K harfiyle başlıyor. Bir de N harfi var. Sondan üçüncü, baştan dördüncü. Kasnak değil. Kasnak mı acaba? Batı kökenli bir kelime. Harf alayım. Bir tane daha. Korniş. Korniş? Kornişon var. Ama korkuttunuz yani. Korkutacağım tabii ki. Efendim, 7 harfli cevaplara ulaştınız bile maşallah. Gayet güzel gidiyorsunuz, hiç korkmayın. Tamam. Süre derseniz 2 dakika 20 saniye, onu da çok dengeli kullanıyorsunuz. Bu soru bitti mi de tam ortasında olacağız yarışmanın. Tamam. Eski bir kelime vereceğim, günümüz Türkçesindeki karşılığını isteyeceğim. O karşılık iki kelime yan yana gelerek oluşmuştur. Tamam. Yani bir birleşik kelimedir. Okay. Şöyle sorulmuştur. Tamahkar sözünün Türkçe kökenli karşılığı. Harf alayım. Buyurun. İki kelime yan yana, bir birleşik kelime. Harf alayım. O aza tamah etmeyen çoğu bulamaz. Evet, oradan kafam şu an karışıyor. Harf alayım. Bir tane daha. Tamahkar sözünün Türkçe kökenli karşılığı. İki kelime yan yana. Aç göz. Harf alayım. Aç gözlü. Aç gözlü 300 puan değerinde. 2100. Gayet kolay bir soru. Vallahi öyle. Yine yabancı kökenli bir kelime. Eş anlamlısı var. O da yabancı kökenli. Tamam. Kökenleriyle birlikte şöyle bir soru yaptık. İtalyanca kökenli korna sözünün Fransızca kökenli eş anlamlısı. Harf alayım. Harf alayım. Harf alayım. Bir tane daha istediler. Klakson. Klakson. 400 puan değerinde 2500 oldu kasa. Geriye 6 tane soru kaldı. Siz de 8 harf alabilecek durumdasınız. Çok harf almışım. Yani iyi yaptınız. Başımıza bir bela geleceğine sakin sakin ilerlediniz. 8'den fazlasını da alabilir durumdasınız. Yanlış hesapladım, özür dilerim. Şimdi şu 8 harfli cevapları bir bulalım. Sonra daha net bir hesap yaparız. Peki. Buyurun gelsin bakalım. Tek bir kelimedir, şöyle sorulmuştur. Efsane külliyatı. Harf alayım. Harf alayım. Bir tane daha. Efsanelerden oluşmuş olan külliyat. J harfi zaten bunun batı kökenli bir kelime olduğunu gösteriyor bize. Hem de bağıra bağıra. Harf alayım. Ay buldum, bir dakika. Mitoloji. Son harfi boşa aldık. Ne gam. Evet. 500 puan kazandırdı. 3000 oldu kasamız. 8 harflidir, tek bir kelimedir efendim. Sonuna bir ek almıştır. Ekin mahiyeti sorunun içerisinde gizlidir. Soruyu lütfen dikkatle okuyalım. Buyurun gelsin. Av tüfeği mühimmatını sıralı biçimde tutmaya yarayan kemer veya benzer biçimdeki gereç. Harf alayım. Hani avcıların bellerinde ya da çapraz olarak göğüslerinde durur bu. Hiç bilmiyorum. Harf alayım. Şimdi av tüfeğin mühimmatını bulacaksınız, ona bir ek ekleyeceksiniz. Fişek. Bir harf daha alayım. Geriye kaldı ek kısmı. Fişekmek diye bir şey olamaz. Fişekmek. Fişekmek, fişle alınan ekmek. Basayım mı? Bilmiyorum. Harf alayım. Buyurun. Fişeklik. Fişeklik. 400 puan. Fişekmek dedim yalnız. 3400 kasar. 3400 puandayız. 3800 daha kazanabiliriz. 7200 puana kadar çıkabilir kasamız. Kaç puan almıştı Burhan Bey? 6700. Demek ki 5 harf alabilecek durumdayız son 4 soruda. Harf almayacağım. 5'ini birden alırsanız 8 saniye arttırmanız gerekir. Harf almanız gereken sorular çıkabilir karşınıza. Yine yabancı kökenli bir kelime fakat her dilde aynı şekilde kullanılıyor. Buyurun, şöyle sorulmuş. Özgüven kumkuması, ben egoist. Tutkunu, büyüklük hastası. Egoist, megaloman. Megaloman. Vallahi harf almayacağım dediler. Dediklerini de yaptılar. Tebrikler.
Böyle satranç, dama sever misiniz o tip oyunları? Severim. Çok güzel. Oynar mısınız bol bol? Şu zamanlar oynamıyorum ama çocukken oynardım yani. Çocukken mi? İşte ortaokul, ilkokul. Ona çocukluk diyorum. Çok evet. Geride kalmış zamanlar değil onlar. Gelsin bakalım şöyle sorunlar. Demiş ki satranç, dama, domino gibi oyunlarda hamle yapmak. İki kelime. Harf alayım. Harf alalım. Dört tane daha harf alabilecek durumdayız. İki kelimeden oluşuyor aradığımız cevap. Bir harf daha alayım. Bir tane daha istediler. Çok güzel geldi. Taş oynama. Taş. Bir harf daha alayım. Bir tane daha, süreye dikkat. Durdurduk. Taş seçmek. Taş seçmek? Taş sürmek. Taş sürmek. 600 puan da yanında 4900. Fakat ne yazık ki 7 saniye kaldı evet. Geriye. Yani iki harf alabilirdiniz. Artık yalnızca bir harf alarak son iki soruya cevap vereceksiniz. Tamam. 6800 puanı illaki bulmamız gerekiyor efendim. İki tane soru var elimde. 10 harfli cevaplardır onlar. Her cevabınız ikişer kelimeden oluşmaktadır. Çok da sıkıntılı şeyler değil açıkça söyleyeyim. Tamam. Buyurun bakalım. İki kelime, 10 harfli. Şöyle sorulmuş. Elektrik enerjisini depolayan ve akımın kesilmesi halinde bile cihazın kullanılmasını sağlayan aygıt. İki kelime. Durduk. Harf alırdık oysa ki. Aygıt. Akım, transformatör değil değil mi? İki kelime. Türkçe. İki kelime. İki kelime. Enerji depol... enerji demişiz biz orada. Tamam. Ne olabilir? Jeneratör değil. İki kelime. Güç depolama. Güç kaynağı. Efendim? Güç kaynağı. Vallahi tebrikler. 1000 puan değerinde. Ay gerildim yalnız. Tamam 5 saniyem kaldı. İtiraf edeyim bir ara efendim kaybetmiştim ben de. Evet ben de. Umudumu ama çok güzel toparladınız. Güç kaynağı. Şöyle sorulmuş son bir soru var. Bir harf alabilirsiniz halen. Birbirinden uzak kalmak. İki kelime. Harf alayım. Harf dediler. Durduruyorum değil mi? Harf hakkım yok. Bence durdurun artık. Durdurdum. Uzak. Birbirinden uzak kalmak. Ayrı düşmek. Ayrı düşmek 900 puan değerindedir. Ben sizden daha çok heyecanlandım. Hakikaten ya. Bir taraftan gözünüz sulanıyor, onu silmeye çalışıyorsunuz. Öbür taraftan harf alsam mı, cevap versem mi derken... Evet. İşte efendim haftanın son gün şampiyonu oldunuz bile. Aa, ya. Farkında değil. Teşekkür ederim. Ümit ediyoruz ki bugünkü talihsizlikler hafta finaline yansımayacak efendim. Siz çok daha yüksek puanlar kazanacaksınız ve rakiplerinizi de beraberinde gururlandıracaksınız. Sağ olsun Korhan Bey. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ezgi Hanım, bir ara lensinizi alın tekrar gelin yarışalım. İnşallah. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nilgün Hanım, teessüf ederim. Teessüf ederim. Arka tarafta bütün sorulara cevap verdiniz. Burada onların yarısını yapsaydık şu anda bambaşka bir konuşma yapıyorduk. Biliyorum. Burhan Bey, dostluğumuz bakidir efendim. İnşallah tekrar görüşeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle siz burada otururken de hemen bölümü kapatmak istiyorum. Peki. Efendim, yarın bu haftanın gün şampiyonları bir araya gelecekler ve hafta şampiyonunu belirleyecekler. Rekabetin dozu zirvede olacak. Bizden ayrılmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın. Alabildiğiniz kadarını alın. Fakat öyle harf alayım diye bir şey yok. Tamam mı? Harf alayım. Açıldı. Harf alayım açıldı. Ama 7 saniye, 3 saniye 7 harf diyorsunuz. Beni, hakkım var. Beni hiç ilgilendirme. Katli vacip. Katli vacip. Dizi efendim. Vallahi sınırdan döndüren cevap. Beni de katli vacip edeceksiniz burada. Küme. Tepe. Tepe değil o. Hayır çık. Bir dakika açmayın. Havalanacaksınız birazdan. Bir ney topladım? Bir... Hayır. Hayır. Ah inan. Basmak lazım. Kamu irade olmuyor. Kamu yara... Yani kamu bir şeyi. Bu açıkmıyor. Çıkmıyor ya. Kamuya açık. Tabii. P
Pikati, Pikadi, Tikadi, Tikada, Şikadi, Şikadi, Şikado. Çok yakınlarındayız. Tikado. Nikado, bilemedim ya. Nikado diyemedim. Olur canım, neden olmasın? Doğru gibi bakıyorsunuz. Doğru gibi bakıyorum. Bakayım. Vallahi doğru gibi bakıyormuşum. Büyüklerimiz der ya, vallahi şuraya ne yazıldıysa o. Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu sona erdi.